2022'nin bitimine günler kala Hande Erçel aşk basketimi attı. Sürekli soruluyor ve Hande Erçel hayatımda biri yok diyor. Hayatımda biri olsa da yok diyor. Bunu alışkanlık haline getirdi. O yok. Tatile gidiyor. Yok o yok. Diyor ki yok, öyle bir şey yok. Beraber görülüyor. Yok diyor. Yok o oynuyor. Acaba birden fazla insanı mı idare ediyor? Yok Hande. Bilemiyorum. Bir VTR'miz var bakalım. VTR'mize bakalım. 2022'nin bitimine günler kala Hande Erçel aşk basketimi attı. Adı birçok ünlü isimle aşk dedikodularına karışan Erçel'in ismi bu sefer hangi ünlü basketbolcuyla anıldı? Güzel oyuncu aşk iddialarına hangi hamleyle cevap verdi? Hande Erçel, Türkiye'nin en güzel ve en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında zirvedeki yerini koruyor. Güzel oyuncu zaman zaman altından kalkamadığı rollerle anılsa da Erçel çalkantılı özel yaşamıyla magazin basınının yakın markajında olan bir isim. 2022'nin son günlerini yaşadığımız bu süreçte Erçel iki ayrılık ve bir sürü aşk iddiasıyla gündeme geldi. Hande Erçel'in 2022 yılı ilişki ajandası ise bayağı kabarık. Gerek yok, hepsini konuştuk. Hepsini cevapladık. O yüzden teşekkür ederim. Sen Çal Kapımı dizisinde partner olduğu Kenan Bürsin'le proje bitiminin hemen ardından ayrılan Erçel'in ismi öncesinde ünlü iş insanı Atasay Kamer'le anılmış. Daha sonrasında ise Halka dizisinde birlikte rol aldığı Kaan Yıldırım'la yakınlaşmıştı. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansız felas. Hayırlı birlikte çıktıkları aşk tatili sonrası ikilinin ilişkileri de sessiz sedasız bitti. Yıldırım sonrası ismi oyuncu Boran Kuzum ve sosyetik playboy Hakan Sabancı ile de anıldı. Güzel oyuncunun son zamanlarda eski sevgilisi Bürsin'le görüntülenmesi hanker yeniden mi sorularını gündeme getirse de. Yanılmak gerek. İnsanlar görüşür, kahve içer, hatta sohbet eder. O kadar. Teşekkür ederim. Hande'den yeni aşk bombası geldi. Erçel'in Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk yaşadığı öğrenildi. Güzel oyuncunun doğum gününde çekilen toplu fotoğraf aşkın ilk karesi olarak çıktığı ileri sürüldü. Aşk mı, arkadaşlık mı soruları gündeme gelirken Hande Erçel'den yanıt niteliğinde hamle geldi. Sosyal medya hesabından Hande doğum günü pastasıyla daha çok sevgili gibi duruyor ama yine de siz bilirsiniz magazinciler yorumunu beğendi. Ama programımızın ortaya çıkardığı detay gerçeği ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde yine doğum günü kutlaması çıkışı görüntülenen Erçel, daha önce kendisine sıkça sorulan estetik sorularına sinirlenmiyor, sessizliğini koruyordu. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. İyiyim ben, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Keyifli geçti, arkadaşlarımla yemeğe geldik. Çok sağ olsunlar, bana böyle bir sürpriz yaptılar. Güzel geçti, siz nasılsınız? Erçel'in ani öfkelenmemesinin altındaki gerçek röportaj sırasındaki detay ortaya çıktı. Muhabirlere verdiği aşırı tepkiyle hedef şaşırtmak isteyen Erçel, aşkın anlaşılmasından endişeleniyordu ki korktuğu başına geldi. Ne kadar tuhaf bir soru, ne kadar güzel bir geceyi değişik saçma bir soruyla bitirmeseniz günde keşke. Güzel projeler diledim, inşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Saklamak için suni gündemler yarattığı ilişkisi deşifre oldu. Ne kadar tuhaf bir soru, ne kadar güzel bir geceyi değişik saçma bir soruyla bitirmeseniz keşke. Güzel projeler diledim, inşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Beyaz magazin olarak bir sahte gündemin daha nedenini ortaya çıkardık. Güzel projeler diledim, inşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Hande bir an önce röportaj bitsin istemiş ki. Evet. Birlikte aynı karede görüntülenmesin ama diye. Bir fotoğraf karesiyle. Başka iddialar gündeme geldi. 4 kız, 4 erkek bir resim vardı değil mi? Doğum gününde çekilmiş olan. Şimdi gerçekten ortada böyle bir ilişki veya böyle bir yeni doğan aşk varsa Kartal Özbay gerçekten Özmızrak, çok başarılı bir basketbolcu olduğu bilgisi geldi bana. Evet. Hem karakter olarak hem duruş olarak çevresi tarafından sevilen
çok başarılı bir genç arkadaşımız. Evet. Yani şimdi benim anneannemin bir lafı vardı. Rezille gezen rezil, vezirle gezen vezir olur derdi. Evet. Eğer ki böyle bir, yine bak hala diyorum, eğer ki böyle bir ilişki söz konusuysa bu Hande için mükemmel bir şey. Çünkü en azından kendi kariyerine, kendi seviyesine bir şeyler katacak bir ilişki yaşadığı bir erkek olacak hayatında. Bu konuda inşallah varsa da böyle bir şey, Hande için çok iyi bir şey bu. Onu söyleyeyim. Niye mesela inşallah veya inşallah maşallah vardır, maşallah vardır deyip duruyorsam da evet, ben Hande'nin kalbini hiç anlamış değilim. Bugün var diyor, yarın yok diyor. Anlatabiliyor muyum? Ben Hande'ye ilişki konusunda maalesef hemcinsim olarak, bir kadın olarak güvenemiyorum. Yoksa ne demesini istersin mesela Hande'nin, böyle bir soru geldiği zaman? Hande çok fazla inkar etti. Yani bu konuda bizim güvenimizi çok sarstı. Evet, yok dedi ortaya çıktı. Yok dedi ortaya çıktı. Evet, bir süre sonra yalancı çoban hikayesine döndü yani. Hande yok. Bu ilişkiler konusunda. Yok yok Hande, yok yok Hande. Yok yok Hande. Yani yok, yok Hande. O yüzden bu tabii ki bir müddet sonra hem etrafı hem işte gazeteciler olarak hem biz yorum yapan insanlar olarak güvensiz bir zemin hazırlıyor. Evet. O yüzden Hande'ye güvenemiyorum ben. Hep eğer ki varsa diyorum. Eğer ki varsa. Yani çünkü yalancı durumuna da düşmek istemem yani. Peki neden açıklamıyor? Ya Hande. Sebebi ne? Hande bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Hande yani, ya çok flörtöz bir kız. Birden çok kişiyle flört ediyor. Bakın ben bunu düşünüyorum artık. Açık konuşmam gerekirse bunu düşünüyorum. Ya da gerçekten hayranlarını üzmek istemiyor. Veya, hangi anlamda? Ya fanlarını. Yani böyle sanatçılar da var biliyorsunuz. Hani bir ilişkiyi sahiplenip müşteri kaybetmek istemiyor diyeyim. Evet. Şimdi Hande benim söylemek istediğim şey, bir bekleseydin 2023'e girseydik Hande ya. Yani bir sene içinde bu kaçıncı ilişki, kaçıncı ilişki. Bu erkek, evet, bu çocuk Kartal Özmızrak İspanya'da da basketbol oynamış. Oradaki Obradoiro Cup basketbol takımında mücadele etmiş. Senin de dediğin gibi önemli bir oyuncu, oyun kurucu, başarılı bir oyuncu. Bahçeşehir Koleji basketbol takımında ve yakışıklı da bir çocuk tabii. Şimdi Hande Erçel'le iddiası gündemde. Hande Erçel dün bir takipçisinin şeyini, yorumunu beğendi. Hande doğum günü pastasıyla daha çok sevgili gibi duruyor gibi böyle garip bir yorum yapmış. Ama yine de siz bilirsiniz, magazinciler yazmış, takipçi. Yani biz Hande'nin kimle beraber olduğunu bilmek için böyle yorumlar falan okumamıza gerek yok. Zaten Hande zannediyor, iz bırakmıyor ama izini bırakıyor zaten Hande. Yani bu ilişkilere girerken çıkarken bugüne kadar da yapılan haberlerin hepsinin doğru çıkması, Hande Erçel'in ilişki haberlerinin bunu gösteriyor. Ben Hande Erçel'in neden böyle teneffüssüz, molasız ilişkiden ilişkiye geçtiğini anlayamıyorum. Aslında anlıyorum. Bir örnek vereyim peki sizlere. Bir önce Hande'nin bilinen ilişkilerini bir sayayım burada. Bunu da niye sayıyorum? Bazı fanlar diyor ki ya sana ne özel ilişkisi falan. Hande Erçel sizlerin sayesinde, milyonlar onun dizilerini izlediği için, bizler onu yazıp konuşup yorumladığımız için milyonlarca lira para kazanan, şöhrette zirveye çıkan, İşte eğer doğruysa 22 milyon takipçisi olan bir ünlü isim. Dolayısıyla merak ediliyor ve bizler de araştırıyoruz, buluyoruz, yazıyoruz. Bizim bu görevimiz zaten ünlülerle ilgili. Şimdi Burak Serdar Şenal ilk yıllarda oyunculuğa adım attığında sevgilisi. Sonra Ekim Mert Daymaz'la bir iki yıla yaklaşan bir ilişkisi var. Ekim Mert Daymaz'la Mehmet Dinçerler çok iyi arkadaşmış o günlerde. Ekim Mert Daymaz, Mehmet Dinçerler, Hande Erçel aynı masada oturup defalarca sohbet etmişler, yemek yemişler, çay kahve içmişler. Hande Erçel Ekim Mert Daymaz'dan Mehmet Dinçerler'e geçiyor. Ekim Mert Daymaz'ı, Mehmet Dinçerler de Hadise'nin kocası nasıl bir adammış ya. Arkadaşının sevgilisiyle. Bunu Bilal Özcan söylemiyor. Girin arama motoruna. Her yerde yazıyor zaten. Murat Dalkılıç'la sonra ilişkisini biliyoruz. Kerem Bürsin'le biliyoruz. Sonra Kaan Yıldırım'la biliyoruz. Şu, bir Karadul Örümceği var biliyor musunuz arkadaşlar? Karadul Örümceği. Evet. Sevgilisiyle beraber olduktan sonra erkeğini kadın Karadul Örümceği yer, öldürür.
Şimdi Hande Erçel'in de peş peşe tükenen ilişkilerine bakınca karadul örümceğini hatırladım. Teşbihte hata olmaz. Hiçbir ilişkisinde böyle ileriye dönük, yani bu da böyle gitsin de hadi nişan yapayım filan. Bir duymadık ya, bir söz yapayım, evleneyim filan, böyle bir şey yok. O kafalarda değil. Hep böyle bitirim geçeyim, bitirim geçeyim, bitirim geçeyim. Sen demin dedin ki, umarım dedin işte o basketbolcu çok başarılı çocuk, çok aydın çocuk, evet, filan, ondan bir şeyler. Hande Erçel'i tanımıyorsun. Hande Erçel'in öyle bir arayışı, öyle bir şeyi yok. Hande Erçel kendini zirvede gören ve birlikte olduğu insandan da daha farklı bir yerde gören, o yüzden zaten acımadan bitiriyor. Acısını yaşasa da kendi içinde hiç dışarıya belli etmiyor, öbürüne başlıyor. Aradaki gün sayısı falan önemli değil. Allah önemli Allah. Değil. Böyle bir şey ama var. Ama çok yorucu bir hayat değil mi bu ya? Ama o, yani, bu onun tercihi ve onun hayatı. Ama ben bence şöyle düşünüyorum ya, bir insan kendine yapabileceği en büyük kötülük hayatına her önüne geleni dahil etmektir. Yani senin hiç mi kıymetin yok? Ya bir insan benim elimi tutabiliyorsa bu çok kıymetli bir şey olmalı. Gözümün içine bakıyorsa çok kıymetli bir şey olmalı. Herkesle bunu yaşayamazsın ki. Yani bilemiyorum, biraz herhalde gençliğine veriyorum onun ama bakın liste kabarıyor. Daha sonra hayatına girecek olan ciddi bir ilişki, gerçekten aşık olduğu bir insan olduğu zaman bunlar da hiç hoş olmayacak yani. Önüne gelme ihtimali var, var tabii. Var yani. Tabii. Hiçbir gittiğin bir yerin hatırası yok. Bir önceki sevgilinle, hiçbir dinlediğin bir müziğin, şarkının bir hatırası, bıraktığı bir şey yok sende. Yani nasıl başlıyorsunuz böyle bir kısa bir süre sonra yeni, hiçbir bir sevgilinin bıraktığı bir iz, bir acı, bir keder. Ne bileyim ben, olmuyor yani. Ben bunu anlayamıyorum. Sadece Hande Erçel için söylemiyorum. Böyle olan kadınlar ve erkekler için, evet, söylüyorum aslında. Evet. Çok garibime gidiyor. Evet. Erkeklerde de var, var böyle. Var. Var tabii. Çok çabuk olmaz, tüketiliyor çok artık. Çok çabuk tüketiliyor. O kadar çabuk ki. Evet. Çok hızlı başlıyor. Aşkla bakın, anlık haz denilen şey artık birbirine karıştırıldı. Karıştı. Evet. Aynen, aşk yaşıyorlar. Evet. Aşk mı yaşıyorlar? Nasıl? Böyle mi? Yani. Böyle mi yaşanır aşk? Ya da bizim bildiğimiz aşk değildi. Bilemiyorum. Yani.